Türkiye'de bu konuma geldi. Yani emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz? İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye. Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı. Libya'ya giden Türk askerinin doğal gaz ve petrol için orada olduğunu iddia etti. Utanmadı, sıkılmadı, özür dilemedi. Bırakın siz onu, işte Libya'da ezilenler var, Hafter, darbeci, şu şöyle, bu böyle. Yok orada işte demokrasi, insan hakları, özgürlük belli Türkiye'nin neden gittiği zaten. Veya neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Fox TV spikeri Fatih Portakal'ın Türkiye'yi karalayan sözlerini Rütük affetmedi. İşte Cumhurbaşkanı da dün Kanal D CNN ortak yayınında bunu söylüyor. Biz diyor petrole de, enerjiye de, doğalgaza da muhtaç. Diyor. Rütük Üst Kurulu, Fatih Portakal'ın 6112 sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak zorundadır hükmünü ihlal ettiğini tespit ederek Fox'a ağır idari para cezası müeddiyesi uyguladı. Türkiye'de bu konuma geldi. Yani emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz? İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, oraya gidiyorlar diye. Uluslararası bir hak ve deniz hukukuna uygun ve en ufak bir burada sıkıntı söz konusu değil. Onun için de dikkat ederseniz çok fazla konuşamıyorlar. Üst kurul televizyonların Elazığ depremi yayınlarını da inceledi. Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında KRT, Tele1, TV5, Habertürk ve Halk TV'deki yayınların bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte olduğu kanaatine varıldı. Söz konusu kanallara idari para cezası verildi.